Herkese merhabalar. Bu dersimizde geçtiğimiz bölümde öğrendiğimiz bu render almak için gerekli olan temel becerilerin hepsini birlikte bir stüdyo render alırken tekrar ediyor olacağız. Bu dersimize boş bir 3ds Max dosyası açarak başlıyorum. Boş bir projeyle başlayacağız. Fakat dersin kaynaklar kısmında sizinle de bir Porsche 911 Turbo otomobil modelinin hazır modelini paylaştım. Bunu kendi boş sahnemize sürükle bırak yöntemiyle ekleyip Render'ını alacağız. Peki niye bu dosyayı direkt çalıştırarak başlamıyorum? Arkadaşlar hazır modellerde 3ds Max'ımız açılırken göstermiş olayım. Paketi bir kere ne yapıyoruz? Sağa tıkladık. Buraya ayıkla dedik. İstediğiniz herhangi uygun bir yere siz de açabilirsiniz. Geldim. Mevcut render görselleri şöyle paylaşılmış bu hazır model için bizimle çok fena bir model değil. Olabilecek en iyi model de değil. Hani böyle ücretsiz ulaşabildiğim, fena da olmayan bir model olarak ve stüdyo renderı üzerinde de size bir şeyler anlatabileceğim bir model olarak tercih ettim. Direkt bunun kendi max dosyasını kullanmama sebebimiz de arkadaşlar render ayarları vesaire konusunda bir bilinmezi düşmemek için. Yani biz kendimiz sıfırdan bir Max'te başlayalım. Bu kişinin yaptığı render ayarları vesaire vardıysa eğer onlardan kaynaklanacak sürprizlerle karşılaşmayalım diye böyle çalışıyorum. Boş Max'imizi açtım. Şöyle perspektifi tam ekran haline getirdim. Hatta kendisini şöyle top view haline getirdim. Hazır modelleri hep böyle top view'dan almanızı tavsiye ederim. Porsche klasörünü şöyle küçültelim. Max dosyasını sürükledim bıraktım ha pardon bunu yapmadan önce gelin hemen şunu da yapalım. Customize Unit Setup Santimetreye Bakın bu saçma Santimetreye santimetre olmamız lazım Yani ölçü birimi neyse hem System'da hem Display'de aynı olmalı. Bunu Max eğitimlerinde çok söylerim. Bu eğitimimizde sadece render konularına yoğunlaştığımız için bu tip çok temel Max kurallarını tabii ki sizlerle paylaşmıyorum. Yeri geldikçe böyle görebilirsiniz neler yaptığımı. Eğer Max konusunda Aa ben bunları bilmiyordum. Bunları da öğrenmem lazım diyorsanız lütfen 3ds Max konusundaki eğitimlere bir göz atın. Ya da kendinizi o alanda geliştirin. Şimdi ölçü ayarlarını ayarladıktan sonra geldim. Sürükledim. Merge dedim. Bakın bu sefer bu model muhtemelen mouse'u takip etmeyecek. Kendisi çat diye oturacak. Biraz kalabalık bir model olduğu için gelmesi zaman aldı. Mouse'u da yine takip ediyor. O zaman şöyle sıfır noktasına yakın modeli koyuyorum. Hemen bir front view'a geçtim. Bakın tekerlekler sıfırın altında kalmış. Bu sevdiğimiz bir şey değil. Seçtim modeli. Seçimi kilitledim. Açtım snap'imi. Şöyle grid'i tutacak şekilde taşıdım. Arkadaşlar bir kere daha söylüyorum. Max kullanım eğitiminde değiliz. O yüzden hocam arabayı nasıl taşıdınız? Altını nasıl tuttunuz? Grid'i nasıl tuttunuz gibi sorularınız varsa bunlar 3ds Max'i kullanmakla ilgili konular. Korona eğitimimizin içerisinde bunlara uzun uzun değiniyor olmayacağım. 2 tane koymuşlar. Üstü kapalı olanı siliyorum. Burada dikkat edin bir küçük numara var. Araba burada çok düşük poligonlu görünüyor. Render'da böyle görünmeyecek arkadaşlar. Yine bu 3ds Max ile ilgili bir şey. Modelimiz gruplanmış bir model. Grubu açayım. Un Ungroup değil de Open Recursive ile diyelim. Arabamızın kabuğunu seçersem bakın turbo smooth var aslında yuvarlama var ama yuvarlamayı render'da çalışacak şekilde yapmışlar. Viewport'ta yuvarlamalar görünmüyor. Viewport için olanı da açarsam aslında bakın viewport'ta da şu an gövdeyi yuvarlattım ve gövde gayet şık bir hale geldi. Aynı şeyi lambalar için vesaire de ayrı ayrı yapmak söz konusu olabilir. Tabii viewport'ta poligon sayısını arttırmış oluyorsunuz. Performans sorunları yaşayabilirsiniz. Zaten performans sorunu yaşanmasın diye bunları böyle çalışmış arkadaşımız. Ben de şimdi hem lambaları hem gövdeyi yeniden seçip poligon sayılarını, viewport olanları bakın render olanları değil düşürüyorum. Otomobilimizi sahneye aldık. Şimdi bunun renderını alacağız. Kapatıyorum grubu. Tabii önce bir zemin yapmak lazım. Zemin olmadan doğru düzgün gölgeler oluşmayacaktır. Geçiyorum tabiva. Create'e geliyorum. Bir plane çiziyorum. Bunu göstermiştim zaten size. Büyükçe bir plane çiziyorum. Dijital bir ortamda olduğumuz için bunun nimetlerinden faydalanıyoruz. Gerçek hayatta bu kadar büyük bir perde çizmeye kalksanız, istemeye kalksanız bir stüdyo ortamında kavga çıkar. Ama burada dijital bir ortamda olduğumuz için plane'imi çizdim. Arka tarafını ve bu çok standart stüdyo uygulamasıdır ve çok kullanılır. Yani burada küçük bir tekrar yapıyoruz gibi düşünmeyin. Baya baya stüdyo renderları için kullanabileceğiniz bir sistem bu aynı zamanda. Arka tarafını yükselttim plane'imin. Şuraları seçtim. Ve chamfer'la yuvarlıyorum. Arkadaşlar bunları eğer yapamayacak olursanız sadece düz bir plane'le de bu derste yaptığım şeyleri çalışabilirsiniz. Yani ben hiç max bilmiyorum, extrude da edemem diyorsanız Öyle olmayacağını tahmin ediyorum ama dümdüz bir plain çizin. O kadarıyla da çalışabilirsiniz. Şimdi render almadan önce ilk karar vermemiz gereken şey neydi hatırlarsanız fotoğrafımızın piksel cinsinden boyutu. Tabi bir şeyler çizdiğim için hemen ben refleks olarak Ctrl S'ye bastım. Ee, projenin bu noktasında. Hatta ben şöyle yapayım arkadaşlar. Sizin için bu dosyayı da bu halini yani render'a başlamaya hazır olan halini kaynaklara koymuş olayım. Archive save dedik. 04 02 Yine oluşturalım. Bu da archive save'imiz olsun. Ne demiştik? Render almaya başlamak için ilk önce çekeceğimiz fotoğrafın piksel cinsinden boyutuna karar veriyoruz. Render ayarlarına geldim. Common sekmesinin altında şurada piksel ayarlarımız var. Aslında HDTV şu anda benim işime gelir çünkü ben size şimdi şey diyecektim Monitör çözünürlüklerinde bilgisayar ekranına tam oturan bir render alalım bu seferlik diyecektim Ama yine de Custom dedim 1920 1080 full HD dediğimiz Monitör çözünürlüğünü ayarladım Oranları kilitledim Shift F'e basınca ne oluyordu hatırlarsanız Render alınan Kısmı gösteriyordu sadece yani çözünürlüğümüz bu. Kadrajımı şöyle yapıyorum. Yine bu kısmı biraz max'i kullanmakla ilgili. Bakın şurası şey kaldı, yetmedi. Böyle durumlarda uzatabilirsiniz veya da belki de arabayı madem öyle biraz şöyle çevireyim. Kadrajı şöyle kullanayım diyebilirsiniz. Bunların hepsi bizim inisiyatifimizde. Mesela şöyle bir kadraj yapmış olayım ya da gidin vazgeçtim. Kadraj güzel ama arabanın ön tarafını render alacağım. Şöyle yap. Gibi. Bu kadrajı kamera haline nasıl getiriyorduk? Corona toolbar'dan Corona Toolbar'ı biliyorsunuz şuradan sağa tıklayıp eğer kapalıysa açıyoruz. Corona toolbar'dan mevcut bakıştan Corona kamerası oluştur tuşuna bastım. Artık bir kamera haline geldi. Perspektife geri dönüp uzaklaşırsam kameramızı görüyorsunuz. Alt W'ye bastım. Dörtlü görüntüye geldim. Ben nasıl çalışıyordum? İkili bir düzen oluşturdum. Sol tarafı kamera haline getirdim. Shift F'e basarak kadrajı tam görünür hale getirdim. Burada da çalışırız. Sağ tarafta da güzel bir çalışma düzeni oluşmuş olur. İlk renderımızı almak üzere frame buffer'ı açacağım. Ama önce render ayarlarına geliyorum. Şu pencereyi aktif hale getiriyorum. Burada da render'a alınacak yer olarak bu pencere seçilmiş oldu. Render alınacak alanı kilitliyorum. Ha, render motorumuz da zaten hala şeymiş. Onu da koronaya çeviriyorum. Common sekmesinde yaptığınız ayar bütün render motorlarında aynı olduğu için değişmeyecektir. Ama mesela işte render ilgili bazı ayarlar yaptıysak onlar gidecektir ki zaten render ilgili ayar yapacak olsaydık koronada olmadığımızı fark ederdik. Render motorumuzu da korona haline getirdik. Common sekmesinde piksel cinsinden ayarlarımızı yaptık. Kameramızı oluşturduk. Render alınacak alan olaraktan o kameranın olduğu gösterildiği viewport'u aktif ettik. Render'ımızı alalım. Açıyorum frame buffer'ı. Gerçek zamanlı render'a basıyorum. Ne olacak arkadaşlar? Bunu biliyorsunuz. Render alınıyor şu anda. Ama karanlık çıkıyor. Bunun sebebi sahnede henüz bir ışık yapmamış olmamız. Hemen gerçek zamanlı render'da alınırken yapalım bakın. Frame buffer'ı kapattıkça, küçülttükçe render da küçülüyor. Ben bunu sevmiyordum hatırlarsanız. Hemen geldim stop dedim, render'ı durdurdum. Render setup'a geldim. Sistem Corona render ayarlarında sisteme gidip frame buffer ayarlarında Zaten şunu da sevmiyorduk kısmi render almayı sevdiğimiz için. Bunu kapatıyorum. Bu neydi arkadaşlar? Her render'dan sonra bir önce render alacağımda bir önceki render'ı tamamen silmeye yarıyordu. E, kısmi render alırken de görüntünün gitmesi işimize gelmiyordu biliyorsunuz. Bir de bu şekilde piksel sayısını değiştirmesinin sebebi hatırlarsanız sistem ayarlarında system settings'in içerisindeki image upscaling faktörü gerçek zamanlı interaktif render için. Bu arkadaşlar birden aşağıya götüremiyorsunuz. Yani hiç oynama diyemiyorsunuz. Bunu 4-5 yaparsanız normal piksel sayınızın 4'te 1'ine 5'te 1'ine kadar küçültüyor render ayarınızı. Ama 1 diye tuttuğunuzda aslında sadece orijinal çözünürlükte render alması gerekmesine rağmen hani teorik olarak böyle olmasına rağmen okey diyorum. Eğer frame buffer'ı yeterince büyütürseniz yine bu piksel sayılarını güncelliyor. Yani Corona bu konuda birazcık kendi bildiğini okuyor açıkçası. E zaten biz de şöyle yapalım. Render'ı bir durduruyorum. Bu piksel sayısını şu anda tam ekranı doldurması gerektiği için böyle çalışmamız mantıklı değil. Geldim arkadaşlar. Kısa kenarımızı 540 piksel yaptım. Normal render'a basıyorum. Normal render'a basınca ayarlı olan pikselimize getiriyor render boyutunu mecburen. Frame buffer'ın boyutu ayarlı pikselimizin boyutuna geldikten sonra frame buffer'ının boyutunu bozmadan gerçek zamanlı render almaya başlayacağım. Arkadaşlar Corona bu konuda biraz böyle kötü davranıyor. Yani V-Ray ile karşılaştırdığımda benim söylediğim pikselde render al. Hiç oynama gibi ayarlasak da özellikle interaktif render'da o huyundan vazgeçmiyor durumu var. Şu anda benim bilgim dahilinde de bu konuyu böyle çözüyorum. Ama gidip de frame buffer'ınızı işte render gerçek zamanlı render alırken küçültür büyütürseniz şu piksel sayısı bozulabilir aklınızda bulunsun. Şimdi gerçek zamanlı render alınırken de şu sahnenin şu tarafına geldim. Nasıl aydınlatma yapıyorduk hatırlarsanız? 1 8 tuşuna bastığımızda gelen bir çevre menüsü vardı ya da şurada rendering'in şuradan environment menüsü. İşte bu çevre rengini siyah yerine beyaz yaparsak ne oluyordu? Bütün sahne zaten bir aydınlanmış oluyordu. Kamera şu anda render aldığımız yere kilitli değilmiş. Sahne aydınlanınca bunu fark ettik. Şu bakışa geçtim. Kamera buraya kilitlendi. Geldim render setup'a. Yeniden kilitledim. Ben az önce arkadaşlar eskaza açmışım herhalde. Evet artık şu bakışa geldiğimizde render değişmeyecek. Güzel. Bakın bu kadarlık bir aydınlanmayla bile gayet hoş bir şekilde render'ımız alındı zaten. Malzeme editörüne gideyim. Şu zemin rengimizi değiştirelim. Bir Corona Physical Material alıp o Physical Material'ı Arka zemin seçiliyken assign diyorum. Bunları derslerde uzun uzun anlattığım için burada bu kadar hızlı hızlı yapıyorum. Ama hocam ben yapamadım diyorsanız lütfen ilgili derslere geri dönün. Ve arkadaşlar mesela işte zeminimin rengini beyaz yaptım diyelim. Ya da gelin yansımaları yine çok görmek için siyah yapalım. Yine o hileyi yapalım yani. Yansıma miktarı 1.5 ay orada. Güzel. Roughness'ı da 0.1 seviyesine getiriyorum ki yansımalar ne oluyordu böyle yapınca parlak hali, net hale geliyordu. Şimdi arkadaşlar bu haliyle bile fena olmayan bir render oluştu görüyorsunuz. Ama bazen işte ürünün göstermek istediğiniz, dramatik olarak vurgulamak istediğiniz yerleri vardır. Böyle her yerden homojen gelen bir ışık yerine, mesela otomobillerde bu çok özellikle yapılan bir şey. Bakın şöyle ışıklar yapılır. Mesela otomobil çalıştığımıza göre otomobile göre bir şey yapmış olalım. Create'e geldim. Korona ışığı. Dikdörtgen ışıklar yapıyorduk ya. Bu sefer direkt dikdörtgen değil. ince uzun bir şerit şeklinde yapacağım. Şöyle görüyorsunuz. Render'ı da sürekli görün diye kapatmıyorum arkadaşlar. Şöyle yapabilirim belki. Şu tools'u kapatayım. Tools'u kapattıktan sonra biraz daha küçültmeme izin verecektir. Bakın yine bozuldu piksel sayımız. Ya bu korona bu konuda gerçekten insanı biraz üzüyor sağ olsun. Neyse şu anda o piksel sayısının mükemmelliği bizim için çok önemli değil. Gerekirse ne yapacağımızı az önce gösterdim zaten. Bakın böyle boydan boya bir ışık yapıp onu da otomobilin yan tarafına koyarsanız o ışığın yansımaları gövde boyunca devam eder. Ve siz işte bunu göstermek istiyorduysanız, otomobilin şu genel hattı boyuncaki şu eğimleri vesaire göstermek istiyorsanız, bunu vurgulamış olursunuz. Bakın ışığı biraz yukarı aldım. Omuz hattı boyunca bir görüyorsunuz yansıma oluştu. İşte atıyorum, bu kadar ince olmasın diyorsam, ışığımın kalınlığını biraz arttırırım. Yansıma böyle da daha büyük bir hale gelir. E tabi bu kalınlığı bu kadar arttırınca aydınlanma miktarı artmış oldu. Şiddetimizi biraz kısabiliriz. Gördüğünüz gibi. Bakın bir anda otomobilin şu yan hattını güzelce vurgulayan bir yansıma elde ettik ve bunu e, aydınlatmak için değil resmen yansıma için bir ışık oluşturarak da sağladık. Işığın bir miktarı kameraya şuradan giriyor bakın. Işıkların direkt görünmemesi için ne yapıyordum? Visible Direct özelliğini kapatıyordum. Böylelikle istersem daha da yaklaştırabilirim artık. Işığın kendisi kameraya hiçbir noktada dahil olmayacaktır. Mesela bu tamam güzel bir hat oldu ama şu taraf çok karanlık kaldı. Hemen geliyorsunuz. Yani arkadaşlar aydınlatmak istediğiniz ürüne göre yani böyle standart kurallar var gibi düşünmeyin lütfen. Ne görüyorsanız ve gördüğünüzden memnunsanız Önemli olan bu. Bakın 500'e 500'lük bir ışık yaptım. Şöyle arabanın önüne doğru getirdim kendisini. Son ayarları hatırladığı için şu anda bu ışığın şiddeti düşük. Hiç aydınlatmıyor fark ettiyseniz. Işıklarla ilgili bir kural vardı. Neydi? Mümkün mertebe her ışığı tek tek çalışmak gerekiyordu. Yani mesela bu ışığın ne kadar aydınlattığını görmek istiyorsak diğer ışıkları bir kapatıyorum. Hatta çevreyi bile gelip bir siyaha çekebilirim. Gördüğünüz gibi bu dikdörtgen ışığın önden yaptığı etki şimdi gayet ortaya çıktı. İşte biraz daha arttırıyorum. Bu bizim arabanın ana aydınlatıcı ışığı olsun. Yani aslında gölge yönünü belirleyen asıl aydınlatma buradan gelsin. Mesela şöyle çevireyim. Gölgeleri görüyorsunuz. Ana aydınlatma hatlarını görüyorsunuz. Ve işte ana aydınlatma bu oldu. Yansıma için ters taraf aydınlatması bu oldu. Bakın bu ikisi bile aslında yetiyor güzel bir görüntü için. Yok ben illaki çevresel ışıklı da her yerden gelen bir ışık istiyorum diyorsanız da çevreyi de beyaza çektiğimde bakın hepsinin totalinden böyle bir aydınlanma elde etmiş olduk. Ana ışığı kapattığımda etkisini görüyorsunuz. Yansıma için yaptığım ışığı açıp kapadıkça onun etkisini görüyorsunuz. Gibi. Ve hiçbir render ayarı yapmadan Gayet güzel bir render elde ettik şu ana kadar öğrendiklerimizle. Burada arkadaşlar bir kere daha bunu vurgulamış olayım. Stop'a basıyorum. Norm, konuşurken normal renderımız alınsın. Hani Gerçek zamanlı sahneyi yaptım memnunum. Belki şu ışık biraz daha zayıflatılabilir. Şurada biraz patlamış ya o patlamaları gidermenin yolları vardı da tabii ki bunları size daha henüz anlatmadığım için devreye sokmuyorum. Normal render'a bastım. Normal render'a basınca piksel sayıları toparlandı. Asıl boyutumuzda render alınmaya başladı. Arkadaşlar bu model güzel yapılmış bir model. Fena değil yani çok çok dünyanın en iyi modeli değil ama iyi modellenmiş bir 3 e, boyutlu model bu. Artı eli yüzü düzgün biraz da malzemeler falan da düzgün görünüyor olunca bir anda bakın ne oldu? Bizim render kalitesi çok yukarılara çıktı. Şu ana kadar hiçbir render ayarını yükseltmedik. Render ayarı ile ilgili hiçbir ekstra işlem yapmadık. Bunu niye bu kadar vurguluyorum? Kaliteli görüntünün sırrının render ayarlarında olmadığı konusuna bir ikna olun diye bu kadar vurguladım. Son olarak da biliyorsunuz şu anki render ayarlarında bizim renderımız hiç bitmiyor. Hep alıyor böyle. Bunu geçmiş derslerde bahsetmiştim. E bu noktada artık sürekli aldığı için bir yerde durdurup kaydetmek ya da mesela durdurmayacaksanız bile şu anki halini save'e basıp kaydedebilirsiniz. Ben şöyle durdurmuş olayım. Bu kadar temizlediği render'ın yeter. Save'e bastım. Ve çalışma klasörümüze Porsche Render Kamera 1 dedim. Ve Şimdilik biliyorsunuz dandik de olsa JPEG formatında kaydediyorum renderları. Renderımı kaydettim. Evet bu dersimizde bir stüdyo ortamı nasıl oluşturulur? Render almak için minimumda neler yapıyorduk neler yapmıyorduk? Bunları konuşmuş ve tekrar etmiş olduk. Renderımızı da bu şekilde görüyorsunuz. Stüdyo renderı nasıl alınır nelere dikkat edilebilir konusunda da biraz daha bir tık daha fazla bilgi vermiş oldum. Sıradaki dersimizde görüşmek üzere.